Motor çalıştığında emme manifoldu vakumunun sabit basınç odasına ulaşmasını sağlayarak hidrobalon vakumuna çalışmasını sağlar. Tamam. Evet, yeni bölüme geçmeden hidrovalkla ilgili videomuz var. Onu bir izleyelim. Evet, dizel araçlarda vakum pompası var. Sol itilmiş diyor ama sağ itilmiş.
Evet arkadaşlar, yeni başlığımız fren sistemi boruları ve hortumları. Yani ne demek bu? Hidrolik akışkan hem borulardan hem de hortumlardan geçiyor. Hemen hızlıca geçelim. Fren ana merkezinden çıkan hidroliğin tekerlek mekanizmalarına iletilmesi için kullanılan borulardır. Burada hidrolik basınca dayanabilmesi amacıyla ama çelik borular kullanılır. Şekil 16'da fren sistemi boruları görülmektedir. Hemen inelim. Evet arkadaşlar, şu kısım hidrovak, fren ana merkez. Şunlar da şu şekilde fren boruları. Evet, şu şekilde fren boruları devam ediyor bu şekilde. Boruların muhtelif yerlerde bağlantılarının yapılabilmesi için T-rekorlar kullanılır. Evet, şunlar T-rekor. Şöyle, şurada da var bir T-rekor. Devam edelim. Fren tekerlek silindirlerini ve fren kaliperlerini fren ana merkezden gelen çelik borulara bağlamak için ise fren hortumları kullanılır. Esnek yapıdaki bu hortumların kullanılması dönüşlerde ve tekerlek salınımlarında hidrolik borularının kopmasını önler. Ve şekil 17. Evet, görüyoruz. Bakın şuraya kadar ne geliyor? Fren boruları geliyor. Buradan sonra ne var? Fren hortumu var. Değil mi? Fren hortumu var. Evet, görevleri. Hızlıca geçelim. Fren boru, hortum ve rekorları fren ana merkezde üretilen yüksek basınçlı hidroliğin fren tekerlek silindirlerine ve fren kaliperlerine iletilmesini sağlar. Yapısal özellikler. Fren ana merkezinden teker silindirlerine kadar olan bağlantılar çift katlı çelik borular aracılığıyla sağlanmıştır. Fren hidrolik boruları korozyona ve paslanmaya dayanıklı çatlaksız çelik malzemeden yapılır. Neden korozyona ve paslanmaya dayanıklı olması lazım? Çünkü aracın ön motor kısmından çıkan borular aracın altını takip ederek arka tekerlere kadar devam ediyor. Bunlar sıcağa, soğuğa, çamura, her türlü iklimde dış ortama maruz kalıyorlar. Borular yüksek hidrolik basınçların iletilmesine dayanıklıdır ve titreşimlerden etkilenmezler. Fren hidrolik boruları geçtikleri hatlar boyunca yerlerini emniyetli bir şekilde tespit edilmelidir. Bunun için maşalar kullanılır. Aracın altında belli yerlere bunları sabitliyorlar belli aralıklarla, maşalarla. Fren boruları fren sistemi elemanlarına rekorlar ve sızdırmazlık için contalarla bağlanır. Evet, bu rekor, bakın bir T rekor. Şu da bizim contamız. Evet, elastik bir malzeme, sızdırma elemanı, sızdırmazlık elemanı. Evet, fren boru ve rekorları yüksek basınçta ve titreşimlerden etkilenmezler. Öyle olmasını isteriz zaten. Ona göre tasarlanır. Fren boruları bir araçta çeşitli yerlerde bulunan hidrolik sistem parçalarını birbirine bağlar. Evet, görüyoruz. Bakın fren borularla fren hortumlarını birbirine bağlıyor. Kalipere giren kısmı var. Şurada kaliperleri de göreceğiz. Disklerde, diskli fren sisteminde kısımları var. Evet. Ön kaliperde fren hortum bağlantısını göstermiş olduk. Fren boru hatlarının bazı yerlerinde elastik eğitim sağlanması gerekebilir. Fren hortumlarını kastediyor. Ön teker fren silindirlerine basınçlı hidroliği taşıyacak olan borular bir noktadan sonra elastik eğitime sahip olmalıdır. Evet, bakın fren hortum var. Çünkü direksiyon sistemi ön tekerleri sağa sola döndürmek suretiyle araca yön verir. Bunun için teker silindirlerine basınçlı hidroliği ulaştıran çelik boruyla bir de elastik yapıdaki diğer hortumlar bağlanır. Evet, arka ön tekerler bu şekilde hareket ediyor. Aşağı yukarı da hareket ediyor. Sağa sola da hareket ediyor. Arka askı donanımı aşağı yukarı salınım yaparken fren borusunun salınımlarından etkilenmemesi gerekir. Arka süspansiyon ve tekerlerle birlikteki kısma askı donanımı deniyor. Bu donanıma kadar borularla geliyor. Daha sonra elastik borularla devam ediyor. Fren akışkanı. Bunun için de arka fren silindirlerine giden çelik boruya elastik hortumlar eklenmiştir. Evet, devam edelim. Fren hortumları yüksek basınca karşı dayanıklı olmalıdır. Bunun için iç hasların üzerine çelik örgülü kaplama yapılarak hortumun dayanıklılığı artırılır. Şekil 20'deki fren hortumlarının iç yapısı görülmektedir. Evet, şu iç hastar var. Bu elastik bir malzemeden yapılmış ama elastik ve sızdırmaz bir malzeme.